Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere rehber olsun diye muazzam bir kitap göndermiş. Kur'an hem dünyanızı hem de ahiretinizi mamur eden çok önemli bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakarsınız, sevap alırsınız. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman her harfine 10 sevap kazanırsınız. Kur'an-ı Kerim'i anlayıp amel ederseniz çok büyük dereceler kazanırsınız. Hem dünyanızı hem de ahiretinizi mamur edersiniz. Kur'ansız bir hayat, Kur'an'ın olmadığı bir hayat gerçekten hayat sayılmaz. Yunus Emre'miz ne güzel ifade etmiş. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Kur'an bilmeyen kişi sanki dünyaya gelmemiş gibidir. Değerli kardeşlerim, Kur'an bilmemek o kadar büyük mahrumiyettir ki. Geçenlerde bir kardeşimiz bizi takip ederken ben Kur'an-ı Kerim öğrenmesini şiddetle tavsiye ettim. Ama Kur'an-ı Kerim öğrenirken mutlaka bir hoca efendiden öğrenmek gerektiğini de bu kardeşimize söyledi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki harfler farklıdır. Telaffuzu Türkçede yoktur. Ha dersiniz, ha dersiniz, he dersiniz. Bunların hepsini Türkçe'de heyle yazarsınız ama manaları değişiktir. Bu kardeşimiz de sağ olsun gitti mahallesinin hocasıyla görüştü. Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Şu anda ne yapıyor bu kardeşimiz biliyor musunuz? Bizim Kur'an'ı Anlıyorum kanalımızda Arapça dersleri öğreniyor. Kur'an'ı anlamaya gayret ediyor. Geçenlerde bir mesaj yazmış. Diyor ki hocam elhamdülillah iyi ki Kur'an'ı öğrenmişim. Eğer Kur'an'ı öğrenmeseydim... Arapçayı yani Kur'an'ı anlama işine teşebbüs bile edemeyecektim. Elhamdülillah ne büyük şey kazanmışım diye bir gerçeği, bir hakikati bizlere ifade etti. Değerli kardeşlerim, eğer siz de Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsanız mutlaka mahallenizdeki bir hoca efendiye gidin, rica edin, yalvarın yakarın şu mübarek 3 aylarda Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenelim. Ramazan-ı Şerif'te de hatim edelim inşallah. Gayretli bir şekilde çalışırsak bir haftaya bilemediğiniz 15 güne Kur'an'a geçersiniz. Kur'an-ı Kerim gerçekten çok kolaydır. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsanız her harfine verilen 10 sevaptan mahrum kalıyorsunuz. Muhtemelen harfleri yanlış okuyorsunuz. Namazınıza etki edecek bir şekilde kıraat yapıyorsunuz belki de. Yatsı namazından sonra mülk süresi okumanın büyük fazileti var. Bundan mahrum kalıyorsunuz. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim kalbin cilasıdır buyuruyor. Kalbinizi bu ciladan mahrum bırakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okunmayan bir ev yıkık bir ev gibidir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur Kur'an'ı öğrenmenin derdinde olalım. Şu anda internette çok siteler var Kur'an-ı Kerim öğreten. Ama tekrar söylüyorum mutlaka birisinden öğrenin ama oralardan da yardım alın. Bu büyük bir nimettir. Son olarak bir ayet bir hadisi şerif okuyup bitireyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki el Kur'anu şafiun müşeffaun. Kur'an şefaat edecektir. Şefaati kabul edilecektir. Kime? Okuyana, amel edene. Ve mahinun musaddakun. Kur'an'ı okumayan, Kur'an'ı eline almayanı da şikayet edecektir. Şikayeti de kabul olacaktır. Allah Allah. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu Es-Sa'du Billah ve qala'r rasulu ya rabbini in kavmit takhazu hadzal qur'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şikayette bulunacak. Diyecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. O muazzam kitaba gereken değeri vermedi. Şikayet eden Allah Resulü. Şikayet mutlaka itibar olunur. Onun için değerli kardeşim, bir an önce Kur'an-ı Kerim öğrenmenin gayretinde ol. Allahu Teala bu konuda sana yardım eylesin. Kur'ansız hayat yaşamaktan Allah hepimizi korusun, muhafaza eylesin.